Srebrenica. Tarihe masum sivillerin kanlarıyla kaydolunan bir katliamın, soykırımın adresi. Tarihler 11 Temmuz 1995'i göstermekte. Bosna 3 yıldır çirkin bir savaşın kurbanı. 3 yıldır bütün dünya gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış. Oysa ölümcül bir insan avı yaşanmakta Avrupa'nın göbeğinde. Barış gücünün etkisiz etkisinden cesaret alan Sırplar, silahlarından arındırılmış Srebrenica'ya girer. Artık bölge tamamen Sırp kontrolündedir ve bu durum Birleşmiş Milletler'ce de onaylanmış görünmektedir. Srebrenica ve çevresinden binlerce Boşnak bir kez daha güvenli bir yere ulaşabilmek için yollara düşer. Hedef Potaçari köyündeki Birleşmiş Milletler kampıdır. Ancak ulaştıkları Potaçari kampında onları açlık, susuzluk ve katliam karşılayacaktır. Kimileri kurşuna dizilip öldürülecek, kimileri diri diri toplu mezarlara doldurulacaktır. Katliamdan kaçmayı başarabilen 20 bine yakın Boşnak'tan yalnızca 1/4 biri Nezuk kasabasına ulaşmayı başaracaktır. Ve yakın tarihin bu en kanlı katliamından geriye 8000'den fazla şehit, bir o kadar kayıp ve sağ kurtulmalarına rağmen yaşadıkları kabusu hafızalarından hiçbir zaman silemeyecek bir nesil kalacaktır. O nesil ki katliamda ailesini kaybeden Boşnak bir kızın söylediği "Bosna annem, Srebrenica ablam, yalnız kalmayacağım" şarkısıyla tüm dünyada yürekleri dağlamaya devam ediyor. Çünkü ateşin düştüğü yerden hala dumanlar yükseliyor. Çünkü ateş hala kor, hala sıcak. Küllerde hala silinmeyen hatıralar var. Ve yıllar sonra bugün, dünyanın her köşesinden barış gönüllüleri katliamın yıl dönümünde yollarda. İnsanlık onuruna sürülen bu kara lekeyi ve yaşanan vahşeti unutturmamakta kararlı binler, Boşnakların ölüm yolunda barışa yürüyor. Yürüyüşün adı Marş Mira. Hala duran mayınlı arazileri, toplu mezarları, yakılıp yıkılmış binaları ve insanın insana hem de bu çağda yaptığı kötülüğü yerinde görme duygusunun adı Marş Mira. Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in "Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız, kin ve intikam peşinde olmayacağız" vasiyeti, yol boyunca barış gönüllülerine eşlik eden Boşnak Müslümanların bakışlarında görülebiliyor. İzzet Begoviç'in "Savaşta büyük zulme uğradınız, zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözleri herkesin kulaklarında. Elbette Boşnak halkının dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçileri Türkiye. Sadece 100 yıl önce aynı ülkeyi paylaştığımız bu insanlar bugün Türklere ve Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet. 6000 civarındaki barış yürüyüşçüsünün çoğunluğu Türk. Sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet eşliğinde anma törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Boşnak Müslümanlara güçlü desteğini sunuyor. Ve Marş Mira, 3 günlük zorlu yürüyüşün ardından ulaşılan Potaçari şehitliği. Katliamın merkezi olan akü fabrikası adeta bir utanç müzesi olarak acının yıl dönümünde dolup taşıyor. Ve her yıl kimlik tespiti tamamlanan kurbanların dualar ve gözyaşları arasında toprağa verilmesiyle anıt mezarlığın sınırları da her geçen yıl genişliyor. Srebrenica'da hava hala kurşun gibi ağır. Ağıtlar, gözyaşları semaya yükseliyor. Anneler, kardeşler, eşler, evlatlar artık gelip başında dua edebileceği bir mezar olacağı için avunuyor. Tabutu okşuyor. Tabuttakinin yaşarken başını okşar gibi. Burası Srebrenica.